Bir savaşın silüeti. Ve giysiler içinde insanlar gezerler sallanarak çakıl yolda. Üzerlerinde gökyüzü kocaman, uzaktaki tepelerden uzak tepelere uzanan. Franz Kafka, bir savaşın tasviri. Waterloo Ovası Belçika'dadır. Belçika geniş bir ovadır. Manzarası hüzünlüdür ve orta çağdan kalma rüzgar değirmenleriyle ünlüdür. Hamletle el sıkışıyordu. Gördüm Napolyon'un hayaletini kış ağaçlarının iskeletleri arasında. Fırtınalı tarihin isimsiz kahramanları ve Sumatra sı asılıydı dallarında yerde yatan yaralı askerin. Son sürat giden otomobilin içinde yenilmiş bir ordunun bütün dağınıklığı geçiyordu yağmurlu sileceklerin arasından. Kuzgunlar havalanırken gün batımında yoğun bir sis inmişti Bozkır'a. Uçağı kaçırmak üzereydik. Tolstoy'un savaş ve barışı daha uzundu yolumuzdan. Düşünmeye vakit yoktu, anlamaya vakit yoktu. Daha uzundu gece gündüzden, ölüm yaşamdan. Ufkun sınırlarında kuzgunlar kayboldu. Yağmurlu ormanda keman çalan bir silüet. Okuduğu son satır bu olmalıydı yolunu kaybeden askerin. Bir mektup da olabilirdi ve hatta bir telgraf. Yeter ki bir haber gelsindi kimden ya da nereden olursa olsun. Bir ölüm ve belki bir doğum haberi, güvercinin gölgesi düşmeden toprağa, yeni keşfedilen bir kıta, zirvesinde ateş yakılan bir dağ, her şeyi bir anda unutturabilirdi. Kurtlar uluyordu karanlıkta. Waterloo Ovası Belçika'dadır. Belçika geniş bir ovadır. Manzarası hüzünlüdür ve orta çağdan kalma rüzgar değirmenleriyle ünlüdür.